Merhaba, merhaba amca. Mutlu olun kızlar. Çok iyi düğün hazırlığı yapmışsınız. Tebrik ederim. Bunu kısa zamanda başardınız. Evet amca. Düğün planlama işimize başlayalı daha sadece 2 ay olmuştu. Alın. Bu düğün masraflarınız için. Ve bu da ücretiniz. Amca, Bela bizim çocukluk arkadaşımız. Onun düğünü için para almayacağız. Düğün masraflarını verin yeter. Peki, al kızım. Mutlu olun. Teşekkürler amca. Svara, bugün çok ama çok mutluyum. Ragini. Baba? Baba? Baba, sen ne yapıyorsun? Ben mi? İn oradan. Ama ışık... Ay! Ne yapıyorsun sen? Çotu! 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 Gel buraya. Koş, ışıkları düzelt. Neden onu çağırdın? Ben hallediyordum işte. Ne hallediyordun? Bunları yapmana gerek yok. Sen oturup dinle. 6 ay sonra Lakşam'da evine geri dönüyor. Ne? Lakşya mı? Aslında Svara bunu anneme söylerken duydum ben de. Ve biliyor musun? Svara'ya Sanskar söylemiş. Yani kesin doğru haber. Harika. Kesin. Ragini kızım, hediye sepeti nerede? Tamam teyzeye geldim. Geliyorum. Bay Şekar. Geldim, bir dakika. Lütfen Sanskar. Lütfen buraya elin boş gelme. Kardeşim buna dayanamaz. Anne, Sanskar başka ne dedi? Anne, Svara'nın bunu bana söylemek istemediğini biliyorum ama öğrendiğime göre söyleyebilirsin. Sanskar başka ne dedi? Sadece Lakşe'yi kesinlikle geri getireceğini söyledi. Ve Svara'ya söz verdi. İşte... Ben de bunu duymak istemiştim. Sanskar, lütfen Lakşya'yı bugün getir. Ragini'nin hayallerini yine yıkma. Ah, açmıyor telefonu. Bir zamanlar... Uzak bir şehirde bir prenses yaşarmış. Ve prensini çok severmiş. Prens de onu canından çok severmiş. Ama bir gün prens ortadan kaybolmuş. Herkes prensesin yıkılacağını sanmış. Ama bu olmamış. Çünkü bir perisi varmış, yani kardeş. Her zaman ona güç verirmiş. Onun tek güneş ışığıymış. Ama bir gün prensesin perisi çok üzgün görünüyormuş. Prenses de periye ümidini... asla yitirmemesini söylemiş. Yenilgiyi kabul etme. Ben bunu senden öğrendim. Peki sen nasıl gücünü yitirebiliyorsun?
Svara, Svara biliyorum. Bunu kalbim de biliyor. Lakşe bugün geri dönecek. 6 ay önce bir yemin etmiştim. Lakşe geri dönene kadar ikimiz de sindur ve evlilik kolyesi kullanmayacaktık. Bugün bu yeminimiz bozulacak. Sindur kutularımız bizi bekliyor Svara. Svara, bugün Lakşer ile birlikte Sanskar'da geri dönecek. Neden arayıp duruyorsun? Sanskar neden açmıyorsun? Lakşe'ye nerede? Buldun mu? Büyük bir havayla bugün geleceğini söylemişti. Ne oldu? Yine sözünü tutamadın mı? Lakşe'yi bulamadım. Ne anlamak istiyorsan anla ama bir daha beni arama, tamam mı? Ragini. Abla, tüm konuklar gitti. Hesabı halledebilir miyiz lütfen? Artık gideceğiz de. Siz çıkın, ben geliyorum. Bir şey söylemesi var ha. Bugün gelmemesi sorun değil. Bir gün geleceğinden eminim. Ben evliliğimize ve aşkımıza çok güveniyorum. Ben ümidimi hiç yitirmedim Svara. Anne, Sanskar abi geldi. Abi, söyle, Lakşe abiyi buldun mu? Söylesene, Lakşe abi nerede? Ama sen Lakşe'yi bulduğunu söylemiştin, Evet anne. Lakşia'nın arabasını buldum. Hatta onu çalan adamı da buldum. Ben burada duruyordum. Araba şuradan geldi.
bundan başka bir şey bulamadım. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Sanki ortadan her şey bitti mi? Anne, söz veriyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. 6 aydır Lucky'yi arıyoruz. Çok endişeleniyorum. Acaba nereye gitti? Hesetme Sanskar. Denemeye devam et oğlum. Lakşe'yi bulacağız. Önce Tanrı'ya, sonra sana güveniyorum oğlum. Tanrı bir kapıyı kapattığında her zaman başka bir kapıyı açar. Söyle bakalım, sizin ücretiniz ne kadar? Bu sizin için 1500 rupi. Svara, Lakşa'dan haber var mı? Hayır anne. Ragini biliyor mu? Evet anne. Her şeyi biliyor. Hepiniz paranızı tekrar sayın, olur mu? Hepsi tamam mı? Tamam, hoşça kalın, hoşça kalın. Lakşi hakkında bir şey öğrendim. Çünkü Lakşia'nın arabasını alan kişiyi buldum. Artık Lakşia'yı bulmam zor olamaz. Biliyorum Svara. İçimden bir ses Lakşia bugün gelecek diyor. Lakşia'yı bulamadım. Ne anlamak istiyorsan anla ama bir daha beni arama, tamam mı? Sana demiştim Sanskar. Boş yere ümit verme demiştim. Kardeşim ne kadar güçlü görünse de aslında içinin paramparça olduğunu biliyorum. Büyük bir havayla bugün geleceğini söylemiştin. Ne oldu? Yine sözünü tutamadın mı? Yenge, yenge lütfen ağlama. Görmüşsün, sen önüne baksana. Neden? Onda hiç suç yok mu? Acaba yolun ortasında durması nasıl benim hatam olabiliyor? Korna çalmış olsaydın çekilirdin. Önemli değil.
Belki kafası yerinde değildi. Siz gidin, ben... Gel abi, belki özel bir mesele, gidelim. Tamam. Demek burada da bütün hata bende, ha? Hayır bayan Maheşvari. Ben zamanında frene bastım ama sen yolun ortasında duruyordun. Tek bir sebebi var bay Maheşvari. Ben de senin gibi inatçıyım çünkü. Şu tavra bir bak. Oh. Hayatını kurtardığım için bir de teşekkür mü edeyim? Bugün de cezandan kurtuldun. Baksana. Ne? Önceden sana kızıyordum. Artık kızmıyorum. Sana acıyorum. Oo, tarzınız ne kadar garipmiş bayan Maheşvari. Önce yaralıyorsun. Yetmezmiş gibi sonra da dayak atıyorsun. Hı. Benim tarzım seninkinin yanında hiç kalır bay Maheşvari. Ben sadece dayak atıyorum. Sense sırf bana ceza verebilmek için kardeşini arama bahanesi uyduruyorsun. Onu bulmak falan istemiyorsun aslında. İğrençsin. Sıvara! Sakın buna cüret edeyim deme. Bugün konuştum ama bundan sonra konuşmayacaksın. Lucky'yi bulmam senin cezandan daha önemli. Neden konuşmayacakmışım? Gerçek bu. Sen de bunu kanıtladın. Öyle düşünüyorsan peki. Bahsi geri çekiyorum. Ben Lucky'nin yerini bulacağım. Ama senin cezan bir daha karşıma çıktığın gün başlayacak. Bu yüzden hemen defol. Çünkü bir daha karşıma çıkarsan seni öyle bir hale getiririm ki pişman olursun. Dikkatli ol. Nedenmiş? Sözünü tutmayı beceremeyen birinden mi korkacağım? Ben sadece söz bozuyorum. Senin gibi evlilik değil.